Aa. Sen mi topladın kirlileri? Nadia nerede? Mutfakta. Bu böyle olmaz. Çamaşır, bulaşık Nadia'nın görevi. Senin görevin sadece torununla ilgilenmek. Bu evin en kıymetlisi o. Senin tek işin de o. Bir daha başına hiçbir şey gelmemeli. Gözünü üstünden ayırmayacaksın. Anlıyor musun? Haklısınız Nimet Hanım. Dikkat ederim bundan sonra. Kızdılar değil mi sana? Duydum. Ne yapayım bunları? Ver bana. Aramızda kalsın. Bugün benim son günüm. İşi bırakıyorum. Aa. Aklın varsa sen de bırak git. Bu evdekiler, sitedekiler hepsi kaçık. Hizmetçilerini de kendilerine benzetmişler. Mert, kalk oğlum da babanı kaldırıver. Kahvaltısını yapsın o da. Tamam mı? Sonrasında sen kaldırıverirsin, olur mu? Benim çıkmam lazım, çok geç kaldım. O ne? O yeni telefon mu? Babam aldı. Baban aldı. Hacer, bana çay doldurver. Oğlum, ananı sen mi kızdırdın? Baksana, eşeğini dama çıkarmışız gibi bakıyor bize. Oğlanın elindeki telefonu sen hangi parayla aldın? Sana ne? Ya hadi sabah sabah beni zımaradan çıkartma, çay doldur hadi. Buyur, elektrik faturası. Çok paran varmış yani. Madem o kadar çok paran var, oğluna telefon alıyorsun. Dün kesme ihbarı geldiydi. Ödeyiverirsin bunu da. Senin paran yok mu? Harcadığın parayı sana veriyoruz ya. Sen de gidip oğluna telefon alıyorsun. Ya yürü git, belanı benden bulma. Daha bismillah yeni uyandım. Hem ben oğluma aldığım telefon hesabını sana mı vereceğim? Evet. Bu eve Çiçek'le ben para getiriyorsun. Bizden başka çalışan mı var? Elbette hesap vereceksin. Vay. Öyle ya. Doğru ya. Baba ya. Bırak telefonu. Ha? Rahatladın mı? Oldu mu? Bak telefon telefon yok işte. Hem merak etme, ben bir işe girerim, paramı da kazanırım. Bakalım, o çirkef dilin o zaman ne söyleyecek? Bön bön bakma öyle, çay doldur dedim sana. Besleme Hacer, hadi. Baba ne yaptın ya? Merak etme oğlum, baban sana yenisini alır.